Evet, cümleden herkese selamun aleyküm. Artık bugün son bayram, yarın çalışanların ilk iş günü olacak. Bugün yolcular yola çıkmıştır bile belki, belki akşama doğru çıkarlar. Bayram olan yerler varmış, Bük'te bayramı mesela bugün yapacaklarmış. Biz bugün bayrama gidebilirsek Bük'e doğru bayrama gideceğiz. Ondan sonra yarın biz de işbaşı yapacağız, yarın işbaşıymış bizim de. Öyle mi öyle çalışıyoruz işte, yapacak bir şey yok, mecburuz yani çalışmaya. Çalışmayan, çalışan demir paslanmaz diyorlar, boşuna mı diyorlar. Hava gene çok güzel, güneşli. Yağmur yağmadı bayramda, hiçbir şekilde yağmur yağmadı. Birinci bayramda yağmur yoktu, ikinci bayram, üçüncü bayram. Bugün de dördüncü bayram, yağacak mı diye bakıyorum şöyle havaya ama yağmur falan görünmüyor. Olsun, Allah Cenab-ı Allah vereceği zamanı bilir. Öyle mi öyle işte bayramı neredeyse atlattık. Bir bayramı daha bitirdik. Allah'a şükür. İnşallah Allah seneye de ermeyi nasip ede. Öyle mi öyle kahvaltımızı yapıyoruz işte buralarda. Şu şeyleri de şuradan alacaktım, alamadım. Neyse onlar duran orada. Anne, bayramı bitirdiniz değil mi? Baba. Tüm ailemizle bitirdik. YouTube ailemize de geldik. Bayram bitti. YouTube ailemiz komple buraya çoğunluk geldiler. Ziyarette bulundular. Teşekkürlerde bulunuruz hepsine. Gelenlere de, gelmeyenlere de, seyredenlere de. Çok sağ olsunlar değil mi? Evet. Sağ olsunlar. YouTube ailemiz oldu sanki bizim şu anda. Tabii canım, biz ne kadar şimdi, onları tanımasak da onlar bizim her birimizi tanıyorlar. Kimin kim olduğunu biliyorlar. Öğrenmiş oldular. Çünkü şimdikten sonra YouTube ailemiz oldu bizim. Yani tabii doğru, geniş bir aileye, kitleye sahip olduk inşallah bakalım. Biz ne kadar tanımasak da onlar bizi tanıyala. Anne, nasıl geçti bayramın? Çok güzel geçti. Şükürler olsun, bu bayramı gördük. Rabbim gene seneye de erdirsin inşallah. Amin. Şükürler olsun, Allah razı olsun. Bizi izleyenlerden, bizi takip edenlerden hepsinden Allah razı olsun. Hepsine çok çok selamlar. Yani çok izleyenler varmış. Çok şükür, Allah razı olsun, evet, hepsinden. Özellikle ben buradan Tenzile ablayla gelen Nahide abla. Bir tane daha bir abla vardı. O kimdi baba? Şahinde abla falan, çok sağ olsunlar. Her gördükleri yerde muhakkak söylüyorlar yani, Allah razı olsun. Hepsine onlara da buradan selam söylüyoruz. Aynen öyle. Yoksa ben onları normalde dışarıda görsem yüz kere ancak Nahide ablayı biliyordum ama diğer o Tenzile ablayı falan öyle de çok fazla tanımıyordum. Sohbetimiz muhabbetimiz yoktu. YouTube sayesinde çoğu insanlarla böyle sohbetimiz muhabbetimiz olmaya başladı. Daha çok insanlarla girişkenliğimiz oldu. Çok şükür yani, böyle daha iyi oldu sanki. Biz bakalım kahvaltımızı yapalım. Ailemiz genişliyor. Her gün genişliyor. Allah evet. Razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Allah azaltmasın, Allah aynen, yükseltsin aynen, değil mi? Öyle işte. Hadi biz kahvaltımızı yapalım. Gene geç kaldık. Et suyu vardı. Etin suyunu ekmek bana yiyeceğiz inan ki. Yiyoruz. Aynen öyle. Yiyelim. Ondan sonra domates, salatalık. Salatalıklar kendi bahçemizden ama domatesler. Bu şeyden oğlum. Ne? Bahçeden, bu domatesi yiyemeyiz yani. Babam koparma dedim. Varsa git dedim. O da duymamış. Benim. He, biz geçen Arife günü Arife gününden bir gün önce pazardan aldıydık salatalık. Ha, onlar değil mi? He he he, tamam. Kızlar da gitmişler, tohum koy dedim. Birkaç tane kızlar da gitmişler, tohumları koparıp gelmişler. He. Şuradan koyarım dedim. Artık bilmiyorum, koyabilirsem. Var var. Olsun, tohum bulunur, bir şey olmaz. Tohum. Ben ne bileyim, bunları bizim salatalık sandım. Döktüler ya bizimkiler, hatta babam dediydi niye karışır, aldınız karışır, diye. Karışır. He. Neyse hadi yiyelim, orası burası şurası demeyelim. Karnımıza doyulum. Ekmekler soğumadan yiyelim biz yemeğimizi. Biz bugün gene evde duramadık. Kahvaltıdan sonra geçmeş dedik, biz bayramlara doğru gidelim. Bük'te bayram varmış. İlyas büyük babamların orada civaklarda. Oraya bayrama gittik. Orada video çekemedim. Telefonum arabada kaldıydı. O yüzden oradan gelirken biz de hacılara doğru gidelim dedik. Şerefettin amcayı bayramlayalım dedik. Sağ olsun az önce beni aradı. Bayramım mübarek olsun diye. Ben de koşturmaktan, video çekmekten kimseyi bu sefer arayamadım. Sağ olsun o arayı verdi. Biz de buralara kadar gelmişken dedim. Geçen bizi ziyaret eden misafirlerimiz vardı. Ben geçenlerde burada video çektiydim Ramazan'da.
O videoda kendi evimizi gördük dedi. Ama hangi ev onları bilmiyorum. Ben de o yüzden böyle tekrardan ona özel bu manzarada Avursanlara doğru çekeyim dedim. Böyle durup da buralarda video çekelim dedik işte. Öyle. Bakın ne güzel manzara. Doğayla iç içe. Şuna bak anne, ne güzel değil mi? Çok güzel. Şurada ne kadar yaşadılar, ne kadar dünyada safa sürdüler bilmiyorum. Bak mezarlar da burada işte. Öyle, her mahallenin, her köyün bir tane mezarlığı köyün oluyor. Neler var burada? Ya öyle. Şu manzaraya baksana, kimler durdu değil mi babam? Ya şunlara. Çok. Bunların geleni gideni şey değil ki. Yani aynen öyle, bak yukarılara doğru da var aynen ki. Beya. Hacılara geldik. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Evde de yokla belki Pelin. Değil mi? Yoksa gideriz. Bilmiyoruz, haber vermedik. Öylece ne geldik bakalım. Ne olacak, ne gidecek? Anne abdest cam yakın zaten burada. Cam yakın da. Tamam. Nerede? He, şurada çeşme var diye. Bak he şurada varmış. He, orada. Orada su varmış bak. Ama burada yılanlar iyi yaşar. Su da var. Anne onca şey bitti, yılan kaldı bir tek. Her bütün hayvanlar yaşayacak tabii. Ama iyi bu güzeller şunlarda. He? İyi bu güzeller daha aşağı gönlüler. Allah'ım yarabbim. Çok mu korkuyorsun sen? Yılan o kadar değil de biraz fare tiksiniyor insan ondan. Yani bilmiyorum, herkesin ayrı bir korktuğu hayranlar vardır ama. Öyle işte. Hadi kızlar binin bakalım arabaya. Gidelim artık. Hadi. Şerefettin amcagille evde yokla herhalde. Onlar da bayrama gideceklerdi Avursan tarafına doğru. Ben de buralara gelmişken buraları bari çekem. Eniştem buraları özlemiştir. Daha gelmesine bir aydan fazla var. Baksana şunlara, pırasa tohumlarını arılar yiyor. Bak bunlar polenlerini mi bırakıyorlar? Ne yapıyorlarsa bunların da demek ki bir katkısı oluyor. Şuna bak. Ah, dudulara bak. Ana. Bizde de var inan ki. Bunlar yinmeye de böyle ya. Var ama. Pırasalara baksana. Soğanmış, pardon anam, ben yalancı duruma düştüm. Bunlar pırasa değilmiş, soğanmış. Bakın kökleri var. Mandalinalarında var mı? Bunlarda da seyrek be. Bunlarda da yok çok fazla. Yok. Gene olana şükür de. Yok ama budamak istiyor bak. Bunlar da böyle budanacak. Araları çok böyle garman karışık, çok yeşillik. Böyle dallarının biraz böyle seyrek olması gerekiyor. Yani yoksa olma işte. Hani yoklar evde, boşuna gelme. Yoklar. Senle mi bakacaksın? Ben de videoya çekiyordum şuraları. Maşallah fasulyelere baksana. He. İnan ki maşallah dağ gibi olmuş fasulyeleri. Gerçekten. Çileklerde de var bak gene. Maşallah inan ki. Neyse gidelim bakalım anne be. Ana burada incir vardı. Neredeydi incir? Yoktu herhalde, var mıydı? Öyle mi? Tabii. Pek hatırlayamadım ben ama. Hatırlayamadım ben fazla. Bağ yaprakları. Üzümlere bak, onların da beyaz üzümü var. Bu farklı üzüm ama bizimki gibi çilek üzümü değil. Neyse kimsecikleri bulamadık. İnan kimsecikler yok. Şuralar falan beyaz kalabalık. Bak hacılar da aslında normalde kalabalık da. Herkes sağda solda, gurbetteler, ne etsinler. Buranın bayramı da ikinci bayram oluyor büyük bir ihtimal, ben öyle biliyorum. Aynı bizden beraber olduğu için bayramlara gelemiyoruz biz buralara. Köylerde de kimsecikler kalmamış. Herkes birinci bayram, ikinci bayram, üçüncü bayram köylerde oluyor. Dördüncü bayram bugün çoğunluk denize gitti. Satılmış enişten bile denize gitmiş. Yani o yüzden köylerde kimsecikler yok. Bir de sıcak da gene çok fazla bugün. Yani netsinler evlerde durup da. Ya şuna bak. Devlet Müftülüğü'ne ait Çorakköy Hacı İbrahimoğlu Mahallesi. Hocam nerelerdeki hava acaba? Hocam buradan da sizin yani geçmiş bayramınız artık. Yani bu videoyu izlediğinizde bayram geçmiş olacak. Geçmiş bayramınızı kutluyoruz. Allah kabul etsin bayramlarımızı.
öyle mi öyle işte. Bulada kimse yoktu. Biz gidelim artık. Hadi bakalım. Gene Garabaşlı'ya doğru gidelim biz. Biz geldik, gezdik, dolaştık. Gene Kabaklı Köşk'e geldik. İnan ne güzel. Eskiye bak burası. Rüzgar çıkmış. Şunları sulamam gerekiyor gene. Bunlar da kurumuşlar dipleri. Bayramda çok fazla ilgilenemedik. Buğlem'den Pelin de gidiyor bugün. Bayramyaları yaptık beraber. Sağ olsunlar. Ablamgiller çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Hep beraber kalabalık gelen bayramı geçirdik. Pelin ne topluyor oradan bakalım. Pelin ne topluyorsun? He? Güzel oluyor değil mi onu yemesi? Topla topla bak şunlar falan dökülüyorlar. Ahududu da al. O ahududular pek iyi değiller. Niye öyleler ben bilmiyorum. Yiyin. Gitmeden yiyin. Buraları hep biçeceğim ben Pelin. Bu naneleri falan hep biçeceğim. Orman gibi oldu gene buralar. Niye böyle oldu ben bilmiyorum. Allah aşkına. Ne oldu enişte? Eyvah balon patlak çıktı. Tüh su balonu patlak çıktı. Şişmiyor. Beni ıslayacak. Eyvah abla gidiyor mu? Eyvah ablam güller gidiyorlar. İnan ki. Çantalarınızı ben alamıyor mu? Olsun. Hadi. Ağabamlar gitti. Yok ağlamayacağım. Ağlayacak bir durum yok. Kilimli şurası. Çok özlersem yarın gene gelirim. Tamam. Yarın yok ki. Olsun. İş çıkışı. Gece iş çıkışı gelirim. 12.30'da oradayız. Sabah kahvaltısını eniştem güllerde yaparız. Yok 4.12'yim. Pazar günü mü? Pazar günü enişte bizi gezmeye götürsene. O zaman pikniğe götür enişte. Eniştemden ses yok. Nasip bakalım. Pelin gidiyor Pelin. Hadi gel Pelin öpeyim seni. Pelin lütfen. O kırmızı lekeden değdirme ona. Değilmez ona. Ve ondan kırmızı leke olmaya. Hadi Bulem. Hadi görüşürüz. Evet sen deme paketliyorum bizi. Gidiyorlar. E arabaya eşyalık olan artık duran burada. Bir kere siz göze almışsınız gitmeyi. Ben dur desem ne, durma desem ne. Biz de belki Tokilere doğru geçeriz. Gidin de biz de oraya gidelim. Yok be daha belli değil. Babam da uyandı. Babam kamerayla da uyuyakalmış. Neyi? Su balonları orada bak merdivende orada. Yo bilmiyorum. Hadi. Hadi görüşürüz bay bay. Sen gitme kardeşim. Hadi git artık git. Anne bak beni zorla kovuyor. Kocan nereye sen oraya artık. Gitme sen gidin. Neyden? Aynen yapacak bir şey yok. Kızla nasıl evinden geçin hadi. Hadi görüşürüz. Hadi abla. Hadi kızla nasıl evinden geçin. Al git kocan. Hadi. Hadi. Sen git ben kalacağım. Hadi bakalım. Hadi enişte görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi kızlar. Ha, boş ver. Hayır vardı anne. Ha, o vardı. Gidiyorlar enişten güller. Ulan gene gelin tamam mı? Hadi YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın bu Ulan. Bizi izlemeye devam edin. Telefonunuz ne? Annenin telefonu nerede?
Nasıl bilmiyorsun? Bakın çantalara. Çanta da yok çünkü evde o zaman. Dur. Bak gidemedim gene. Ne haber? Allah Allah. Gelsene hastalanmış hem de. Acile götürdüm de bir sarım da aklıydım bari. Tamam bakalım gideriz belki. Buyla madem telefonla oynuyordunuz neden telefonu almadınız? Ben oynamıyordum ki. Buyla ya Pelin ya sen biriniz oynuyordunuz. Aa, bugün yine çok sıcak var sanki değil mi? He? Aa almamışlar değil mi? Hayır, her zaman alırlar. Bu sefer de almamışlar. Unuttular demek ki. Vereyim mi sana? Hadi görüşürüz bakalım. Hadi Allah'a emanet olun. Nereye gidiyorsun? Hadi yollar kalabalıktır. Tamam hadi yavaş gidin. Cumartesi de ben 4-12'yim ya. Cumartesi hem düğün var düğün. Tamam hadi. Anne biz bence Tokyo'ya doğru gidelim. Hava böyle sıcakken Tokyo'ya gidelim. Bence akşam olmadan gene geliriz. Ben videolarımı falan yüklerim. Tamam ben giderim orada gene şey sağlarım. He bay yapraklar toplanacak. Sipariş var. Ben toplamaya devam et. Onları sıcak gitti. Ben de toplayayım o zaman. Toplayalım da bari gidelim. Neye bırakıyorum? Buradan alıp giderken ha? Dersin işte. Toplayalım da. Nereye koyacağız biz onu? Gölü almaya biz gitmeden. Zabel'e mi alacak? Ayşe mi alacak? Ne yapacak? Ha. İyi ararız sorarız hadi bakalım. O zaman anne ne aşağısı bu sıcakta gel. Gel hayır. Çok sıcak var gel. Yapamayayım dizlerim durdu. Allah'ım yarabbi ya Resulallah ya. Yalnız da bırakılmıyor bu kadın. Şimdi sıcaktı sen anne. Yarabbi ya Resulallah. Yürüyüş de yürüyüş. Ya tamam yani bacaklarımız açılıyor ama. Faydası var. Ama bir dünya işimiz varken sen şimdi nasıl yürüyüş diyebiliyorsun anne? Ölmeyeceğim. O işler ne zaman bitecek? Allah aşkına mahallede de kimsecikler kalmamış. Herkesler gitmiş. Maraklar kalıyor mahallede. Ya işte. Bizim köyde de konuşulmuş. Bak o bayramlar artık ya camilerde ya. Yapılsın falan filan diye. Burada cami yok bizim. Aşağıya gideceksin işte ancak. Ama o da bilmiyorum ki ne kadar... Hırsım akrabı birbirini görmüyor o zaman. Yani öyle olmuyor. Böylesi daha iyi. Ama şöyle bir düşünce var. Bir tane garı koca mesela diyor kurban kesmek istiyorlar diyor. İşte. Bayram yapamıyoruz diyor. Kesemiyorlar vesaire diyor. Bir şey yapamıyorlar diyorlar. O, yaşlı ya, o da doğru ama aslında. Yani evet evet. Yaşlı yardım edecek aynen öyle. Olsun gene. Bakalım olduğu kadar artık. Ne kadar nasıl ne olacak bilmiyorum. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Bakalım bir şeyler olur. Gene benim ses gidiyor yavaş yavaş inan ki. Niye böyle oluyorum ben anne? Bence her şeyi alırım. Sararım. Ne alacaksın? Bak samanın üstü. Buradan. Samanın üstü benim. Buradan. Ha şey evin önünden. Ha tabii de sararım. Allah'ım yarabbi. Annem de dolmaya doymadı inan ki bu sene. Yeni ama. İnan ki yeni ya. O doğru. Sıcak sıcak yeni ya. Neyse hadi biz gidelim bakalım şöyle azıcık yürüyelim. Kim var kim yok mahallede. Şöyle bir göz atalım biz. Hatice abla beni de çek diyordu. Gitti mi ki o belki de Tokyo'ya gitti. Belki de Tokyo'ya ya burada ne yapacak onunla? İş yok, cis yok. Bakarız bakalım şöyle gireriz içeri. Ben onu. Beni de çek diyordu o. Çekemedim bak gelip de buraları bayramlayamadım bile onu. Belki de gittiler. Aynen. Yo burada sesler var hadi bakalım. Baksana inan biz Hatice ablaya gitti sanıyorduk. Kadın burada cevizleri kırmış, fındıkları kırmış. Gideceğim diye bütün hazırlık yapıyor. Cevizli kömeç mi yapacak? Ne edecek bilmiyorum artık. Tazesi çıkacak oğlum artık. He? Artık tazesi olacak. Değil mi? O da doğru. Hatice abla ne yapacağım bu cevizleri sen böyle? Necla'ya vereceğim. Necla'ya vereceğim. Sen ne yiyeceksin? Tamam.
Ha Necla abla şimdi düğün yapacak diye ona vereceksin değil mi? Ha, tabii. Tatlı ya. Yapar, bir şeyler yapar ya, artık. Aynen. İyi bakalım kaçıncı torunu evlendiriyorsun Hatice abla sen şimdi? İkinci. İkinci, ilki. Yok. Daha yok, ilk. Birinci. Daha ilk torun. Evet. Birinci. Anne bilezikleri hazırla Hatice abla yoksa artık. Anne. Galın. Beyaz da galın. İyi iyi maşallah. Gene ama hepsini bileziği alıştırırsan hepsine bilezik takman lazım. Ölsem kim takacak? Ölmedi, ölmeyene kadar Allah ölmeden, sağlık versin ölmeden, de gene de kalsın. Şu şunun diye ölmeden de yetişemez. Yok anne hepsine yetişemez. Bir aylıklar nereye yetişecek? Ha, bir bilezik kaç para? 10 milyon alıyor. Aynen işte öyle. Gerek yok Hatice abla boş ver. Ben evet. Gönül ve sağlık olsun da. Doğru. Hatice abla ben şimdi senin yaşını da çok merak ediyorum. Sen şimdi kaç yaşına girdin? Ben kaç yaşına girdim? 79. Hay maşallah 80 yaşındasın inen ki. Heh. Önceki yaşta ama Hatice abla mesela dedemle falan çayken dayakla geziyorlardı. Daha yaşlı görünüyorlardı. Maşallah sen 80 yaşındasın gene de yaşlı görünmüyorsun ya. Nasip. Değil mi inen ki? Bir de kendine bakmaktan olacaksın herhalde evet, değil mi? Evet. Bakıyordun sen maşallah. Yeme içmeden kendini kesmiyordun. Kesmiyordum. He maşallahın vardı. Senin lafını ben her zaman her videolarda yapıyorum genellikle. Cevizlerini çeksem Hatice ablanın o cevizlerini üniversiteye giderken ben dikiverdim diyorum. He. Elimi hiç boş bırakmazdı diyorum. Haçlıklarımı verirdi okula gidip gelirken diyorum. Unutulmuyor böyle şeyler var ya. Hele böyle çocuklukta gençlikte yaşananlar hiç unutulmuyor. Doğru. Yani çok hakkın geçti Hatice abla Allah razı olsun. Sana sizi de bana geçti. Ya öyle her şey karşılıklı güler yüz tatlıdır olduktan sonra. Her şeyi yapıyordum. Tabii canım beraber yapıyorduk. Kömür taşıyorduk şuralardan poşetleyip bir şeyler yapıyorduk. İyi canım. Değil mi? Sen ömür 80 yıllık ömür nasıl geçti Hatice abla be? Hiç bilemedim. Nasıl geçti? Hiç. Kaç tane çocuk yetiştirmişim? İşler gücüden. Hep sağda solda tarlalarda değil mi? 6 tane çocuk doğurdum. Az mı? Ya o 6 tane çocuğu nasıl doğurmuşsun değil mi? Maşallahın var. İnan ki maşallah. Helal olsun Hatice abla. Gene de maşallahın var. Bak olsun. Hepsinin eli ekmek tutan insanlar oldu. Hepsinin maşallah bir mesleği oldu. 3 tane emekliyim ben. 3'ü de emekli oldu bak değil mi? Maşallah. Allah diğerlerinde emeklilik nasip eder inşallah bakalım. Bir Mutlu abi kaldı doğru. Murat abi falan emekli oldu. Oldu. Hayırlısıyla maşallah bakalım. İnşallah. İnşallah Allah sana da dillik düzenlik versin, sağ sağlık Allah versin oldu. Hatice abla. Sağ ol. İyi bakalım söylemek istediğin bir şey var mı? Ne söyleyeyim? Dur o zaman selam söylerim. Mutlu abiye de söyle. Mutlu abiye de. Herkese. Murat'ta 2,5 ay kaldım. Çok baktı. Manisa'da değil mi? İzmir. Manisa'da değil miydi? Ha, İzmir. İzmir'de. He. Burada 8 Harbant'ta. Oh denize gireceydin orada. Girdim. Girdin mi? İnan. Bir şeyden aşağı kalmıyorsun Hatice abla maşallah. Abi Murat çok baktı o. Bakar. Baktı. Biricik annesine niye bakmasın değil mi? Bunlar gelin de baktı. Maşallah. Onlardan. Bak tabii Allah hayırlı evlat nasip etsin İnşallah, yeter ki herkese. Tabii canım. İyi bakalım Hatice abla artık düğünüme bekliyorum seni. İnşallah. Yapacak bir şey yok. Gelmen lazım muhakkak. Sizin elinizde büyüdüm ben. Buralarda büyüdüm. İnşallah olursun bakalım. İnşallah. İyi belki de bu son görüşmemiz olur. Almanya'ya gitmeden önce belki de bir tata senden görüşemeyiz. İnşallah. Hakkını helal et bana. Helal olsun. Benden yana da helal olsun. Çok baktın. Sen de bize çok baktın. Elimizi hiç boş koymadın inan ki. Sağ ol Allah razı olsun. Öyle mi öyle okuduk gittik bak onlar da bitti onlar da geçiyor biz bile neredeyse 30'umuza gireceğiz ya sağdan sola dönene kadar hayat geçiveriyor inen ki yeter ki böyle güler yüz tatlı dil olsun en önemlisi o biz de annemle beraber senin yanına geldik işte ziyarete böyle anne Hatice ablanın yanına geç de resminizi çekeyim bir tane de resminiz olsun yani taburlara kadar gelmişken bir tata ne zaman gelir Hatice abla belli olmaz çeken böyle. Heh çektim. Kapak Doğru, resmi yaparım. İyi bakalım. Hatice ablanın tüm izleyenlere selamım var. Her şey izlemedim. Merak edemedim. En çok sen pırasalı böreğini çok seviyordun annem. Çok sevdim. Değil mi? Ha. Cevriye bunu nasıl yapıyorsun sen böyle diyordun. Aynı evden çıksın diye baktım ama olmadı işte. He Tokilere biz yazıldıydık. Kurallar çekilecekti. Hatice abla ne diyordun Hatice abla sen anlat ben anlatmayayım. Anam bilmiyor ki. Hani Cevriye'nin atlı üstlü olalım diyordun. Ha? Pırasa böreği yap var bana. Pırasa böreği hani yiyoruz. Şey dedim. Müzeyyen Lale dedim. Üç kat olsun. Müzeyyen bir yerden olur. He annemin pırasalı böreğini çok sevdiği için Hatice abla öyle diyordu. Hani, doğru. Allah kalbini zorluyor. Evet çok şükür. Bak gene çok yakın olmasa da gene öyle mi öyle. Aynı yerden. Gene görüşülüyor. Çok şükür. Tabii.
İyi bakalım Hatice abla, çok sağ ol, seni ben çok görmeyeyim. Sağ ol. Hadi burada oturduk, biz de karpuzumuzu yedik burada, Allah razı olsun Hatice ablanın. Hadi bakalım, eline koluna sağlık Hatice abla. Abi evi çek şöyle. Tamam tamam, evini de çekelim Hatice ablanın. Baksana zamanında buralara iki katlı kocaman ev yaptırmışlar yani. Ya köylere şimdi gelenler gidenler yok. Gene de önceden yapılıyormuş yani. Şurada Salıncı abile var. İnan ki hayat Hatice ablaya güzel. Maşallah yani bak, sonradan da Hatice abla sen neden yaşlanmadın diyoruz. Burada ocakları var, saçları var, bir şeyler yapmışlar. Buraları Hatice abla neler yapıyordu neler. Kaç yaşındayken var ya, daha yeni bıraktı bu bahçeleri yapmayı. Altına minder alıyordu. Minderle beraber otura kalka bu bahçeleri yapıyordu. Bu fındıkları topluyordu. Şuraya üzüm fereğini daha yeni yaptırdıydı. Yani ben üniversiteye giderken yaptırdıydı. Et civcivleri vardı. Her şey vardı. Her şey merakı vardı inan ki. Yaşama hevesi vardı kadında. Bir kere o en önemlisi. Hatice abla da bu eve gelin olmuş önceden. Değil mi Hatice abla? Ya önceden bu eve gelin olmuş. Halen daha da o evler duruyor bakın. Şimdi bunun üstüne kim bilir kaç tane ev yapıldı. Onlar yıkıldı gitti. Ama şuna bakın nasıl tek tek böyle tuğlaları orada yapmışlar. Taşlara falan baksanıza galın galın, ama nasıl ne sağlam yapmışlar. Maşallah inan ki. Yani inşallah bakalım gene böyle ayakta durar tarihi eser olarak, ama şuralarını falan sarmaşıklığa basmış. Artık gittiği yere kadar pencerelere bakın ya. Önceden mesela hiç böyle bir şey mi varmış be? Gerçekten de var ya, şimdi biz gördüm delisi olduk. Gerçekten gördüm delisi olduk. Bak bu insanlar buralarda yaşamışlar. Buralarda mutluymuşlar. Yani bir evin içinde kaç tane insan da yaşamış. Ama gene de mutluymuşlar yani. Kaç tane çocuk büyütmüşler yani. En azından onu düşünmek lazım. Bir evin içinde kaç tane çocuk var. Bir evin içinde kim bilir görümceler varmıştır. Eltiler varmıştır. Öyle böyle çocuklarını da büyütmüşler. Ekmek sahibi de yapmışlar. Ama şimdikiler öyle değil. Bir gayına inen gayıntayına oturamıyoruz işte. Mesela bir çocuk doğuruluyor. Ondan sonra ikinci çocuk düşünüyoruz biz diyorlar, ama işte hayat şartları biraz zor. O zaman da kolay değilmiş. O zaman da tarlalar, bahçeler varmış. Çocuklar evde uyuyakalırlarmış anası babası tarladayken. O zaman da zormuş. Şimdi de zor. Bilmiyorum, ben çok fazla bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Şimdi ben daha fazla yorum da almak istemiyorum sizden. Yani şimdi de hayat zor. O zaman da daha da zormuş. Bilmiyorum, artık siz karar verin. Siz böyle yorumlarınızı yazın. Önceki hayat mı daha zormuş, şimdiki hayat mı daha zormuş? Yani anlatılanlara göre bence önceki hayatlar daha zormuş. Harman döverken çocuklara ne emziriliyormuş, ne bir şeye bakılıyormuş. Tahta beşiklerde yatırılıyormuş. Şimdi böyle sallanan beşikler, her şeyler var Allah'a şükür. Şimdi çocuk büyütmede ne var diyorlar büyükler. Önceden bezlerini bezlerlermiş, bezlerini muharyanlarına gidip yıkarlarmış. Tekrardan mesela o bezleri kullanırlarmış. Şimdi çocukları bezliyorlar, atıyorlar çöpe. Ya öyle mi öyle inen ki, büyütüyorlar gidiyorlar. Hadi bakalım ben gideyim artık, çok konuştum gene. Gene çekeriz bir yerlerde. Çiçeklerimi sulayan bakalım. Şunu şuradan almadım, kaldı orada. O kadar sıcak oldu. Yağmurlar yağdı ama o yağmurları bu sıcaklar alıp götürdü. Topraklar kupkuru. Şuna bakın. Su nereye gidiyor belli değil. Yerin dibine inen ki işlemeyen. Azıcık ona, azıcık şuna eyvah. Gavunumu aşağı doğru attırayım ben. Şimdi şu karpuzu da sulayalım azıcık. Bir güzel sulayalım. Suya doysunlar. Karpuzda da iş yok ya. Niye böyleler ben anlamadım. Kavunlar gene öyle mi öyle idare ediyor, birazcık olsun. Böyle yavaş yavaş suluyorum işte ben bunları. Çok da yavaş sulayamayacağım, bekleyemeyeceğim öyle. Zamanım kısıtlı. Şunları haşur huşur sulayan ben.
Öyle. Biraz ganlana ganlana. Tamam. Bunları bayağı suladım. Hatta bu damacananın hepsini buraya dökecektim de. Şimdi şunları da sulayayım. Öteki damacananın hepsini buraya boşaltırım. Onda telefonumu açmam. İki elimle sulaması rahat oluyor. Bundan zor tek elle. Şunları sulayalım. Şu gavunlara bakın. Maşallah maşallah. Bakarsın oluyor. Ne yapacaksın amca? Ya. Bayağı ganlandılar suya. Şunu da sulayalım karpuzu. Gene ölüm öyle sonradan bununla belki şey olurla kendine gelirle. Bir güzel. Sulandı işte. Bir şişem daha kaldı. Bir şişem daha olduktan sonra şunlara birer damacana birer damacana koydum. Bayağı bir suladım yani doydular. Domuzlar gelmemiş bu sefer. Şu manzaraya baksanıza ya inan ki. Buraya kızları bu lemden pelini getirip de piknik yapmak istiyordu pelin. Ama işte oturacak yer yok, duracak yer yok. Onlar zaten hele bu lem. Burada nasıl yürüsün? Yürüyemez. Pelini falan bayağı alıştırdık ama bu ulen biraz zorluk yaşayabilir buralarda. Şu otlardan dahi bak şu çiçeklerden dahi bir şeyler yapıyorlar. İnan var ya bunlardan. Bunlardan dahi bir şeyler yapıyorlar. Şundan falan. Çok değerli aslında da biz bilmiyoruz. Biz de koparmayalım. Boş ver yerinde dursunlar diyoruz işte. Ne edeceksin? Oy. Bir damacanamı daha alayım ben. Ondan sonra onun kabakları da sulayayım. İşim bitsin. Yani bu aralar biraz gene halsizim, rahatsızım. Biraz değişik. Bakalım havadan mı neden anlayamadık. Hadi bakalım ben o damacanamı da alayım. Ya Rabbi ama bakın şu köyün var ya bereketine bakın. Her şeyler var. Semiz otları var. Bu hepsi semiz otu mu bilmiyorum ama babam getirmiş, toplamış. Her şeyi buraya getirmiş. Sakız kabakları deseniz öyle. Yani biraz çok büyümüş sakız kabakları. Niye öyle olmuş anlamadım ama biraz fazla büyümüş. Bunların bu kadar büyüyünce içi çekirdekli oluyor. Çok fazla yemesi güzel olmuyor. Ama bunlardan gene mücver olur. Sabaha bunlardan bence mücver yapayım. Sabah kahvaltısını annemle babama mücver yapayım. Böyle akşamdan ben bunu hazırlayayım. Dolaba koyayım. Ondan sonra yarın sabah kahvaltısında mücver yiyelim. Yani bilmiyorum yapabilir miyim. Şimdi konuşuyorum ama sabah ben kalkmadan annemle bazen kahvaltı bile yapıyorlar. Yetişebildiğim kadar. Fasulyeler de çıkmış. Ay maşallah maşallah şunların güzelliğine bakın. Böyle bunlar galın galın. Bunların var ya turşusunu ben hiç beğenmedim. Yani ince fasulyeler daha güzel oluyor turşuları. Bunlardan böyle yemeğini yapmak için çok güzel oluyor. Yemeğini yapacaksın. Yemeği güzel oluyor. Gayet iyi oluyor. Salatalıklarında ben mesela bunları sevmiyorum. Bunlar dikensiz sera salatalığı. Bakın bunlar gibi olacak işte. Dikenli olacak. Mis gibi salatalık kokacak. Salatalığın kabuğunu soyarken salatalık kokacak. Öyle yiyeceksin. Yani ya gene öyle böyle Allah vermiş maşallah. Annem ne diye yerlerde bakalım. Bugün çok yorulduk, çok uğraştık. Bir dünya işler yaptık. Havayı kararttık. Artık bizim de hakkımız yani şimdi semaverden bir çay içmek. He? Tamam. Anam şurada köpek mi var, sansar mı var, ne varsa. Olmaz anne, mecburum. Mecburum. Yapacak bir şey yok. Bakalım annem ne diyor. Annem ablamları kızıya diye dolma sardığımı onlara gösterme diye.
videoyu çekmemi istemedi. Ama anne, yani videolarımı nasıl çoğaltacağım? Yani günde benim bir saat video... Anne, çoğalt. Günde benim bir saat video çekmem lazım. Yani nereden bulup, ne bulup da ben video çekeceğim? Ah anne, ah. Patayı düz çıkarıp ona çektiğin işte, ben nerede? Ya o ayrı, o ayrı. Bakın, semaverimizde çayımızı demledik. Şimdi mis gibi burada çayımızı içeceğiz. Akşam oturmamızı yapacağız. Şu manzaranın güzelliğine bakın Allah aşkına. Ne oldu? Ana, aya bak anne. Ay eski. Babam dün akşam diyordu, ayı diyordu, akşam ezanından sonra doğacak diyordu. Gerçekten de doğru, akşam ezanından sonra doğdu. Ay gördüm Allah. Emanetü billah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya annemden böyle ay görünce her zaman bunu söyleyin derdi. Bunu da söylüyoruz zaten ayı görünce her zaman. Bakın, süs kabaklarımız kuruyunca böyle oluyor. Bazı insanlar bunları çürüdü deyip de bunları çöpe atıyorlar. Böyle daima yeşil kalmıyor. Yani bunlar, bu da yeşil kalmayacak. Bu da çürüyormuş gibi olacak. Yani renkleri böyle oluyor. Hatta var ya, bunların kabuklarını da soyacağız. Bunların zımparaya girdikten sonra boyanması lazım bunların zaten. Bakın biz de bunları boyadık mesela, bizim eve aslanları. Onlar böyle kabardı, kabukları mesela yozuldu, boyalarını attı. Ama mesela bunları biz zımparaladıktan sonra boyasaydık, hiçbir zaman kabukları kabarmazdı, olduğu gibi dururlardı, kaç sene boyunca giderlerdi. Yani gene bizimkiler de bayağı gitti ama ya daha uzun dayanabilirlerdi. Biz onları bayağı oldu, 3-4 sene, 5 sene oldu belki de böyle buralara asalı, kabaklı köşk olalı. Keşke o zamanlardan başlasaydım ben zaten. Bu kabakları boyadığım zaman başlasaydım bu videoları çekmeye. Öyle böyle. Şu şuraya olmadı, bunu kaldıracağız dedik. Bak halen daha kaldıramadık. Bir işimiz bitmedi ki. Hep böyle bir koşturma peşinde. Ondan sonra şu ışıklar da böyle. Şöyle yanıya bakın, belli olmuyor aslında, var ya. Buraya ne poşeti astınız siz anne? Bu ne? Boş boş. Ne boşu? Şurada dur. Ana, köpek, köpek gelmiş bir tane. Köpek. Bu köpek nereden geldi? Ha, Satuk gelin köpeği. Ne dedin anne? Çöp atarız diye. He, için güzelmiş anne. Es şu kiyen mi be? İyi. Çiğ çiğ. Şişir ama. Şişir ama anne. Şundan yiyemez çok. Eyvah. Duyuyor musun kanka? Çiğ çiğ. Sen olacak. Ama için bu sefer çok lezzetli anne. Olsun. Bu tabakları şimdi siz eski tabaklar dersiniz. Bunlar maneviyatı çok yüksek. Yani bunlar babaannemin zamanından kalma değil mi annem? Tabii. Belki de senin gelinlik şeylerin, bohçaların. Gelinliğim, tabak. Gelinliğimde kapçı geldiydi de. He. Ev yanan kapçıdan ayakkabıyla alıyorum. Ben bunun laylon ayakkabıyla. Nasıl? Laylon ayakkabıyı kapçıla alıyordu o zaman. Onun yerine tabak alınıyordu. Allah Allah. Aynı şey gibi. Hurdacılar geliyor. Demirleri toplayalla. He. Yerine leğen falan veriyorlar. Aynı onun gibi bunları veriyorlardı. He, o zaman ben de ayakkabıyla aldıydım. Laylon ayakkabıyla. Ana. Ayakkabıların yerine tabak verdiler değil mi? He. Kaç tane tabak verdilerdi? 5 tane falan vardı bunlar herhalde. Kaç tane ayakkabı verdin anne öyle? Eskiden laylon ayakkabıları verdiydim. He. Demek ki beyan varmış. Şimdi de keşke öyle toplansa. Ben elimi sürer mi? Ben yardım edeverem sana. Bir şey ısıtmasa iyi olur ya. Bunun için yiyip de atamıyor. Doğru. Yok. Gerçekten bundan bir şey ısıtması çok güzel oluyor. Mesela sulu eti falan bunda ısıtması gerçekten çok iyi. Hiç yanmaya, dibine falan da yapışmaya. Yani ahı gitmiş, vahı kalmış dersiniz de. Yok. Böyle ısıtacak içinden iyi. He, gene ısıt. Bu şey atamayan mı? Yani gene ısıtmak için iyi. Maşallah anne, kalem gibi sarmışsın inan ki. Artık yoruldum. Yorulmak normal değil mi? Böyle sen önceden bana çok kızıyordun. Dolmaları yiyiyorsun diye. Sarmaları yiyorsun diye. Şimdi neye kızmıyorsun? Şimdi almaya gideceğim, yiyemezsin. Ya? Böyle koyu şeyler ne özelsin diye. İnan var ya. Saramaya da koy işten bu işten. Şimdi boynu dolma sarıyorsun. Nerede boynu sarıyorsun be? İnan ki sarıyorum. Yok. Düğüne de dolma sarıyorum boyunca. Düğünü sana da yemek vereceğiz ya. He. Doğru. Aman bu dolmalar ne olacak? Hani ben almaya giderken bunlardan da koyma. Bayramda pişirdim. Bayramda. He doğru. Bayramda pişirdin. Bunlar da dursun gene, lazım olan.
misafirin geldiğinde çıkartıverirsin. Doğru, bayramda pişirdi annem. Sardıklarını. Babamız yok, oluyor mu? Öyle oluyor. İnan ki doğru anne ya. Yapılıyor mu? Neyle yapılıyor? Bayram yapacağız, şunu yapacağız diyoruz ama oluyor mu? Neyle oluyor? Hazırlık yapmasaydık hiçbir şey olmazdı. Sen yani böyle sarmasaydın hiçbir şey yapamazdık. Sarı diye kızıyoruz. Ben otogide. Aynen. Yapıyorlar. Sarmasam ne olacaktı? Yapıyor ediyor diye kızıyoruz ama sana yapmayınca da olmaya değil mi? Olmaya tabii. Olur mu? Sen yapmayınca çalışmayınca ne bulup da yiyecek? Aynen öyle. Burada ne var? Ha, bu da içmiş. Bu da içmiş. Neyse ben bardak... Biraz daha sararın yarın. Zaten sen öyle yapıyorsun. Bir diyorsun bağ yaprağı aman iç arttı diyorsun. Bağ yaprağı haşlıyorsun. Bağ yaprağı haşlayıp da o zaman içini yetiremiyorsun. Tekrardan iç yapıyorsun. Semiz mancarı yapacağım bununla. Semiz. İçinden mi yapacaksın? Tabii. Anne biz yarın böyle bir video çekelim. Yemek videosu falan. Artık hiç yapmıyoruz öyle şeyleri. İşler bu işler vardı. Neyle yapalım? Yarın bir şeyler yapalım. Hazırlıklar yapalım. Bir şeyler, pastalar, börekler falan öyle. Ya da yarın denize mi gitsek kendine? Bilmem. Ne yapsak ki? Sen bilirsin. Bir şeyler olur. Düşünürüz bakalım. Yarın. Bir şeyler olur. He. Neyse. İyi bakalım. Böyle akşamı ettik. Akşam oldu. Bakın şu ışıklandırmalara da bakın. Getiriyorum anne, getiriyorum. Kabaklı Köşk ne zamandan beri böyle ışıklı görmediydiniz. Gerçi yok. Geçen de çektiydim ben bunu ama neyse. Unutuyorum bazı. İnan ki. Ne oldu baba, yoruldun mu? İnan ki babam çok yoruldu. Şuranın bak gene otlarına bitecektim. Bugün gene vakit olmadı. Karpuzları sula, onu sula, bunu sula derken... Geçti. Mahalleye bakın. Kimsecikler kalmadı. Bayram bitti. Herkes çalıştığı memleketlerine gitti. Yok, çalıştığı şehirlere gitti. Memleketleri burası oluyor. Kafam karışıyor bazen, inan ki böyle işte. Ne oldu baba? Yoruldun mu? He? Dinlendim. İyi bakalım, ben bardakları hazırlayan size bir şöyle bir çay içelim. Yorgunluk çayı. Bayağı bir yorulduk birkaç günden beri. Artık şöyle bir keyif yapalım. Şurada bir oturalım. Sandalye dedi. İnsanlar eziliyor gerçekten ama. Ekbank'ta oturuyoruz artık bakalım. Hadi ben bardaklarımı hazırlayayım. Hadi bakalım. Artık bu akşamlık bu kadar yeter. Biz keyfimizi yapalım. Çayımızı içelim. Şuna bakın. Şöylece ne? Ben çayımı doldurdum. Semaverden bir çaydanlık. Çayımızı içelim biz şimdi. İlk bardağımız olacak. Şöyle rahat rahat bir oturalım, nefes alalım. Hadi hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.